İyi akşamlar sayın seyirciler. TRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. İlçe muhtarlarına yönelik bilişim kursu tamamlandı. Bu tarafa doğru bakalım. Eğitim Sen Balıkesir Şubesi tarafından basın açıklaması yapıldı. Çocuklara yönelik cinsel suçlar kamuoyunda yaygın şekilde tartışılmaya başlandı. 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 95'lik dedeyi ziyaret etti. Nasılsın dedem, iyi misin? Hoş geldin. Zihinsel engelli gençlere yönelik takı tasarım kursu sona erdi. Havranlı kadın çiftçi keçisine torba taktı. Sarı gözlü. Edremit Körfezi'nde plaj voleybolu heyecanı. Eşitliğe de şu anda izin vermedi. Bir süreçli mücadelesi. Sayın seyirciler, 6 Eylül Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan ilçe muhtarlarına yönelik bilişim kursu tamamlandı. Kursa katılan 87 muhtar sertifikalarını dün düzenlenen törenle aldı. Hoş geldiniz. 6 Eylül Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ilçe muhtarlarına yönelik bilişim kursu açıldı. 6 Eylül ilçesi mahalle yerel yöneticileri, mahalle muhtarlarımız. Kursa sertifikası olanlar hariç 87 muhtar katıldı. Kursun ardından bugün sertifika töreni düzenlendi. Kurslarımız için okullarını açan müdürlerimize, kurs öğretmenlerimize, mesai arkadaşlarımıza ve tüm kurs yerlerimize teşekkür ediyorum. Törene 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimize. 6 Eylül Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süreyya Ayra yaptığı açılış konuşmasında halk eğitim merkezlerinin önemine dikkat çekti. Milli eğitim faaliyetleri içerisinde halk eğitim merkezlerinin yeri ve önemi çok büyüktür. 7'den 70'e eğitim ilkesiyle hareket eden halk eğitim merkezlerinde iyi insan, iyi vatandaş ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İnsanın olmadığı yerde eğitim olmaz. Eğitim için su gibidir. Hayat için su gibidir. Birlikte yaşamanın ve kardeşliğin teminatıdır. Anlamlı bir hayat için önemlidir. Eğitim ile gelişmişlik ve kalkınma düzeyinin arasındaki doğru orantı bugün bilimsel verilerle de kanıtlanmıştır. Ardından söz alan 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, emeği geçen herkesi kutluyorum ifadelerini kullandı. Güzel bir olayı birlikte yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Efendim başta kantincisinden hizmetlisine, öğretmeninden müdürüne, eski müdüründen yeni müdürüne kadar herkesi kutluyorum. Başta muhtarlarımızı da kutluyorum tabii. Gerçekten artık çağımız bilişim ve iletişim çağı. Gazi Mustafa Kemal'in hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmemiz için mutlaka evet bilim çağını yaşamamız lazım. İletişim ve bilgi teknolojilerini yakalamamız lazım. Muhtarlarımız da evet gerçekten tebrik ediyorum bu konuda. Sabır göstermişler, tahammül göstermişler ve üşenmeden, yüksünmeden gelip bu kursu başarıyla tamamlamışlar. Hepinizi yürekten kutluyorum. Konuşmalardan sonra kursa katılan 87 muhtar sertifika aldı. Bu tarafa doğru bakalım. Bu tarafa doğru. Sayın seyirciler, Eğitim Sen Balıkesir Şubesi tarafından çocuklara yönelik cinsel istismarı engellemek için yapılan yasa değişikliği ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Eğitim Sen Balıkesir Şubesi adına açıklama yapan kadın sekreteri Sevinç Avcı, anayasada yapılan yeni değişiklikler eski sorunları çözmez dedi. Eğitim Sen Balıkesir Şubesi tarafından çocuklara yönelik cinsel istismarı engellemek için yapılan yasa değişikliği ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Çocuklara yönelik cinsel suçlar kamuoyunda yaygın şekilde tartışılmaya başlandı.
Eğitimsen Balıkesir Şubesi adına açıklama yapan Kadın Sekreteri Sevinç Avcı, anayasada yapılan yeni değişiklikler eski sorunları çözmez dedi. Anayasada yapılan yeni değişiklikler eski sorunları çözmez. Çocukların cinsel istismarına yönelik cezaların artırılacağı yönünde yapılan haberler sonrasında hükümetin hazırladığı yasa tasarısı ile çocuklara yönelik cinsel suçlar kamuoyunda yaygın şekilde tartışılmaya başlandı. Torba yasanın içerisine konularak derinlemesine dikkat ve özen gerektiren bu konuda antidemokratik şekilde tartışmaya açılmıştır. Tek taraflı yapılan açıklamalar, bu konuda çalışmaları olan demokratik ve bağımsız örgütlerin seslerinin duyulmaması, muhalefet süreçlerinin etkin işletilmemesi sonucunda 12 Haziran 2014 tarihinde hazırlanan tasarı birkaç değişiklik ile Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Örgütlenmeden sorumlu Sekreter Sunay Deniz'in de yer aldığı açıklamada çocuk istismarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Sevinç Avcı, yasada oluşan hukuksal boşluklar, tanımı olmayan hafifletici sebepler ve uygulama sorunlarına dönük hiçbir adım atılmaması temel problemler olarak karşımıza çıkmaktadır dedi. Yasada oluşan hukuksal boşluklar, tanımı olmayan hafifletici sebepler ve uygulama sorunlarına dönük hiçbir adım atılmaması temel problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Anayasanın 5237 no'lu kanununun 102, 103, 104 ve 105 numaralı maddelerinde yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şöyle sıralanabilir. Sarkıntılık dendi ama tanımı yapılmadı. Yasada sarkıntılık ve suçun ani ve kesik hareketlerle işlenmesi gibi ne olduğu anlaşılmayan ve istismara açık kavramlar kullanılıyor. Hangi davranışların sarkıntılık düzeyinde kalacağını belirlemek hakimlerin takdirine bırakılıyor. Hukuk felsefesine göre mahkemeler yüksek cezalar vermek için daha fazla somut deliller arayacaktır. Ancak cinsel suçların özel yapısından kaynaklı olarak kesin olarak suçun işlendiğine mahkemeler pek az durumda ikna edilebilmektedirler. Sonuç olarak hakimlerin genellikle hafifletici sebep olan sarkıntılık davranışına göre ceza vereceği öngörülebilir. Sayın seyirciler, 6 Eylül Belediye Başkanı Zeki Aykafoğlu, 2. Gündoğan Mahallesi'nde 95'lik dedeyi ziyaret etti. Kafoğlu, kirada oturan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan dedeye yardım sözü verdi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. 6 Eylül Belediye Başkanı Zeki Aykafoğlu mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Aslan çok şükür. Çok maşallah, maşallah iyi yaptın. Maşallah, çok iyi gördüm yani. Kafoğlu, 2. Gündoğan Mahallesi'nde 95 yaşındaki bir dedeyi ziyaret etti. Nasılsın dedem, iyi misin? Hoş geldin. Oraya alalım yiyicim seni de, başkanımın yanına alalım yiyicim seni de. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kafoğlu'yla ev sakinleri sohbet etti. Bize dedik, geçen hafta bekledi dedem dedi, bu hafta bir uğrayın dedi, tamam dedik, uğrayalım inşallah dedik. Zekayı. Zekayı ya. Nerelisiniz? Ben Gökçe Yazılıyım, Ergama. Gökçe Yazı. He. Ergama. Gökçe Yazı, eski adı Ergama'dı. Şimdi yeni adı Gökçe Yazı. Öyle mi? Hı hı. Oradan, orada doğumluyum ama Balıkesir'de oturuyoruz yani. Evet, çok güzel. Evet, maşallah. Sizin yolunuz daha iyi oldu. Yaş kaç amcacığım, yaşın kaç? Yaş kaç? 90. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. 90 yaşım. Evet. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde 90 yaşı bulanın geçmiş günahları affolun diyorlar. İnşallah. İnşallah. Daha yüksek gibi çok da, yani temelde 90 yaş, yoksa anayasada 95 yaş. Anayasada 95 mi yaş? 95. Kirada oturan ve sosyal güvencesi olmayan 95'lik dedeye Kafoğlu yardım sözü verdi. Var mı isteyen bir şeye ihtiyacın amcacığım? Yok, sizi gördüm daha iyi oldum. Sizden bir yardım talep ederim. Eyvallah. İyi dersiniz. Sen merak etme inşallah. Biz ailemiz yolunda. Biz de bir şey yaparız. Kirayı da duruyoruz burada. Eyvallah. Ne yapalım? Tamam ya. İnşallah. Emekli değilim. Tamam. Demiş ama yanlış bir şey. Eyvallah. Sana son diyeceğim. Tamam. Hayırlısı inşallah. İyiyim abi. İnşallah inşallah. Sayın seyirciler, Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı zihinsel engelli gençlere yönelik takı tasarım kursu sona erdi. Gençler ürettikleri takıların mankenliğini de kendileri yaptı. Evet, Yağmur. Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı zihinsel engelli gençlere yönelik takı tasarım kursu sona erdi. Öğretmenliğini Özlem Tezcan'ın yaptığı Zihinsel Engelliler Derneği'ndeki kursta çok sayıda takı üretildi.
Eski belediye binası önünde Kaymakam Osman Yenidoğan ve Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın da katıldığı törende zihinsel engelli gençler podyuma çıkarak takılarını sundu. Ardından 16 engelli gence başarı belgeleri Kaymakam Osman Yenidoğan ve AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından verildi. Kurdelenin kesilmesinin ardından sergide yer alan eserler de büyük ilgi gördü. Defilede görev alan gençler, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Karanfil Bilgin ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem'de çok mutlu olduklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Biz Sakı Tasarımı öğrendik. Bu sene ilk defa defileye çıktık. Hemen kendik yaptık. Bunlar ya Halk Eğitim Müdürlüğü olarak zihinsel engellilere açtığımız takı tasarım kursunda zihinsel engelli öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz bu sene ilk defa sergide podyuma çıktılar. Gayet güzel bir şekilde yaptıkları el ürünlerini sergilediler. Gayet hoş oldu, güzel oldu. Öğrencilerimizin kendileri sergilemiş olması nedeniyle podyumda gerçekten bu sene bir rüzgar esirdiler diyebiliriz. Ben bir engelli annesi ve dernek başkanı olarak yaptığımız takı tasarım kursunu çocuklarımızı ilk defa mankenlik yaparak başarmış olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hepsi çok mutluydu, heyecanlıydı. Havran ilçesinde bir çiftçi Mera'da otlattığı keçesinin memelerine oğlaklar emmesin ve çalılar yırtmasın diye torba taktı. Sütyenli keçi diye adlandırılan Çakır adlı keçi yörede herkesin ilgi odağı oldu. Havran'a bağlı Kocadağ köyünde 4 çocuk annesi Hatice Ergin keçisinin memelerine torba taktı. Oradan geçme. Baktı bu tarafta. Geçemedim. Bu kapı dam kapısı, bu kapı ev kapısı, misafir kapısı. Keçiyi sabah akşam köy kenarlarında odlatan Ergin, torbayı hem oğlaklar emmesin hem de çalılar yırtmasın diye taktığını söyledi. Sarı gözlü. Yörede sütyenli keçi diye adlandırılan Çakır adlı keçi iki oğlağını besledikten sonra sahibine de süt veriyor. Ergin oğlaklardan arta kalan sütün peynir ve yoğurt ihtiyacını karşıladığını ifade ediyor. Torba takıyoruz, hem keçi rahat ediyor, rahatsız ediyor, emip duruyorlar. Evet. Hayvan da rahat ediyor. Bir sabah akşam emziriyoruz. Azıcık da süt alıp yoğurt yapıyoruz. Bir tapacık peynir oluyor. Hatice Ergin, keçi sütünün anne sütüne eşdeğer olduğunu ve kalp hastalarına iyi geldiğini de vurguluyor. Sağlıklı. Sağlıklı sütlü çorba. Misafir için sütlü kahve. Böyle eti sütünden faydalı olunan hayvanları beslemek çok daha güzel. Çakır. Sayın seyirciler, Edirbit Körfezi'nde Efir'den Beach Voley turnuvası heyecanla başladı. 4 gün sürecek olan turnuvaya 8 ülkeden çok sayıda sporcu katılıyor. Efir'den Beach Voley turnuvasının Edirbit ayağı ilçenin Zeytinli mahallesindeki meşhur Altın Kum plajında başladı. Zeynep Çapraz. Yetkililer bütün oyuncuları isimleriyle sahaya çağırdı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ben onlara my lovely girl diyorum. Benim sevgili kızlarım arasında Yüce Atatürk'üm. Siyah arkadaşlarım. Belediye meclis üyeleri ve belediye daire müdürleri, davetliler ve spor severlerin katıldığı açılış töreninde konuşan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, turnuvanın güzel geçmesini diledi. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta sevgili kültür müdürümüz Özlem Hanım olmak üzere tüm personelime teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı bir turnuva diliyorum. Teşekkür ediyorum.
4 gün sürecek olan turnuvada 8 ülkeden çok sayıda sporcu katıldı. Janya'da hemen eşitliğe de şu anda izin vermedi. Bir flörsü mücadelesi orada, boy avantajı ve... Roxana, Nastya, Janya. Açılış sonrasında takımlar teknik ekiple birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Turnuvanın ilk karşılaşmasında heyecanlı anlar yaşanırken oyuncuların çekişmeli mücadelesi alkış topladı. Out. Nastya, Janya, Roxana, Zeynep, Roxana. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Birazdan hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 17 derece. Salı günü parçalı bulutlu, en yüksek 35, en düşük 18 derece. Çarşamba günü güneşli, en yüksek 33, en düşük 19 derece. Perşembe günü güneşli, en yüksek 31, en düşük 16 derece olması bekleniyor. Edremit yarın az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 20 derece. Salı günü parçalı bulutlu, en yüksek 33, en düşük 21 derece. Çarşamba günü güneşli, en yüksek 33, en düşük 20 derece. Perşembe günü güneşli, en yüksek 32, en düşük 20 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın az bulutlu, en yüksek 31, en düşük 14 derece. Salı günü parçalı bulutlu, en yüksek 32, en düşük 15 derece. Çarşamba günü güneşli, en yüksek 30, en düşük 14 derece. Perşembe günü güneşli, en yüksek 28, en düşük 13 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın az bulutlu, en yüksek 28, en düşük 18 derece. Salı günü parçalı bulutlu, en yüksek 30, en düşük 19 derece. Çarşamba günü güneşli, en yüksek 29, en düşük 18 derece. Perşembe günü güneşli, en yüksek 27, en düşük 17 derece olması bekleniyor.